Ve tüm Türkiye'nin konuştuğu olay, camide zina yapıldı mı? Dün ekrana getirdik bu haberi, biliyorsunuz. Beyaz ana haberin özel görüntüleriyle üstelik. Evli bir kadın, imam olan kocasının camide bir başka kadınla birlikte olduğunu iddia edip camiyi basmıştı. Camideki odada bir kadın da vardı. İşte o isim, o suçlanan isim, İmam Yusuf Ziya Salman, karısının iddiaları ve camide ilişki suçlaması için ne dedi, ne anlattı? Sadece beyaz ana habere konuşan imamın açıklamaları var sırada. Bana bu aciz iftirayı atan zannımca ya benimsin ya rezilsin embesilliğini kendisine düstur edinmiş sıkıntılı kimselerdir. Ben ilahiyat fakültesi ve adalet mezunu ve ne yaptığını bilen çevreme, görevime saygılı ve sadık bir din adamıyım. Saygılı ve sadık bir adamım dedi. Kendisini camide başka bir kadınla bastığını iddia eden karısı Ayşe Salman'a böyle karşılık verdi. Aslında bahsi geçen olay tamamen ailesel bir mevzudan ibarettir. Tüm Türkiye'nin konuştuğu camide zina iddialarının odandaki isim Yusuf Ziya Salman sadece beyaz habere konuştu. Nihat K. Nokta'nın olaydan 6 gün önce bana attığı tehdit mesajı bana iftira atanların niyetini ve olayın iftiradan ibaret olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Yeni doğum yapan Ayşe Salman 10 Kasım 2022 tarihinde kocasının imamlık yaptığı camiye gitti. Kapıyı çaldı ama açılmadı. Genç kadının iddiasına göre televizyon sesi kesildi. İçeriden toparlanma sesleri geldi. Sesin geldiği yerin camları gazeteyle kaplıydı. Odanın cemaat az olduğu için kışın namaz kılınan yer olduğunu tespit ettim. Yeni doğum yaptığı için onu yalnız bırakmak istemeyen annesi de kucağında bebekle camiye geldi. Eşim içerideki kadına Rümeysa üzerine giyin kapıyı aç dedi. Bu sırada bizleri de kapının önünden uzaklaştırmaya çalışıyordu. Kadın kapıyı açmayınca annem köy halkına yaşananları duyurmak için camiden dışarı çıkıp bağırmaya başladı. Yusuf Ziya Salman annemin bağırmasını engellemek için ve kimse duymasın diye içeri doğru çekiştirmeye ve eliyle kafasını yere bastırıp diğer eliyle de ağzını kapatmaya başladı. Taraflar arasında yaşanan arbede sonucunda camiye jandarmalar geldi. Camide aldatıldığını iddia eden Ayşe Salman imam kocasından şikayetçi oldu. İmam kocası Yusuf Ziya Salman da kayınpederi Nihat Kayhan'dan tehdit mesajları aldığını ve olayın komplo olduğunu öne sürdü. Bahsi geçen olayda asılma ve ahlaksızlık gibi bir durum olmadığını bana iftira atan tarafın boşanma davası dilekçesinde alenen görebilirsiniz. İkinci evlilik konusu ve imam nikahı hakkındaki bilgilerimi saklı tutarım. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş da iddiaların kapsamlı bir biçimde incelenmesi için teftiş kuruluna talimat verdi. Yaz kızım, iki torba çimento. Biliyorsunuz Şener Şen'le Perran Kutman'ın, ama tabii iddialar doğruysa bunda not düşelim. Bu senin de bir kez daha ellerine sağlık.